f ve g, f x eşittir 1 artı x artı e üzeri x kare eksi 2 x ve g x eşittir x üzeri 4 eksi 6,5 x kare artı 6 x artı 2 şeklinde tanımlanmış iki fonksiyon olsun. f ve g'nin yukarıda gösterilen grafikleri arasında kalan bölgelerde r ve s olsun demişler. Fonksiyonların grafikleri burada ve arada kalan bölgeler de burada. Bulmamız istenilen ilk şey R ve S bölgelerinin alanları toplamı imiş. Bu alanlar için x eşittir 0'dan x eşittir 2'ye gideceğiz. Öyle değil mi? Evet, x eşittir 0'dan x eşittir 2'ye. O zaman alan r artı s eşittir. Bir bakalım. İntegrali x eşittir 0'dan x eşittir 2'ye kadar alırız. Tamam, peki neyin integralini alacağız? İki fonksiyon arasındaki farkın mutlak değerinin integralini alacağız değil mi? Negatif bir değer istemiyoruz. R ve S alanlarının toplamını istiyoruz. Burada gx fx'ten yukarıda ve burada da fx gx'ten yukarıda. Ama eğer mutlak değer alırsak hangisinin hangisinden yukarıda olduğu veya daha büyük değerler aldığı önemli olmaz. Yani yaptığımız şey farkın mutlak değerini almak. O zaman şöyle diyelim. Mutlak değer fx eksi gx. Evet, dx'i de unutmayalım. Bu da bize alanlar toplamımızı verecek. Bunu da şuna eşitleyebiliriz. İntegral 0'dan 2'ye kadar mutlak değer. fx'imiz yani 1 artı x artı e üzeri x kare eksi 2x eksi gx yani eksi x üzeri 4 artı 6,5 çarpı x kare eksi 6x ve eksi 2. Mutlağımızı kapattık ve dx dedik. Eğer hesap makinesi kullanma imkanınız yoksa bunu çözmek evet biraz zahmetli olabilir ama şansa bakın AP kalkülüs sınavının bu kısmında grafik hesap makinesi kullanmamıza izin veriyorlar. Şuradaki belirli integrali bulmak için hadi gelin hesap makinesine geçelim. Bu arada burada neden eksi 2 yazdım da artı 2 yazmadım diye merak ediyorsanız gx'i fx'den çıkarıyoruz da ondan. Peki hadi fonksiyonu hesap makinemize girelim. Birinci soruda yaptığım gibi yapacağım. Y1 değişkenimizi temizleyelim ve bu fonksiyonu Y1 olarak tanımlayalım. Burada mutlak değer yazmam lazım. Ee, neredeydi mutlak değer bir bakalım. Mutlak değeri uzun zamandır kullanmadığım için yerini unuttum herhalde. Mat yani matematik tuşuna basalım. Number yani sayılara gidelim. Ve evet işte mutlak değeri bulduk. Buradaki Abs, mutlak değerin kısaltması. Evet, tamam. Mutlak değer 1 artı x artı second, yani ikinci tuşuna basıyoruz. E üzeri x kare eksi 2x ve üst parantezini kapattık. Şimdi eksimiz var. x üzeri 4 artı 6,5 çarpı x kare eksi. 6 çarpı x eksi 2 ve mutlak değer parantezini kapattık. Tamam. Y birimizi hazırladık. Şimdi çıkalım ve integralimizi hesaplayalım. Bunun için yine matematik tuşuna bastık. Aşağıya geliyoruz ve bu belirli integral fonksiyonuna tıklıyoruz. Ee, burada y 1i kullanacaktık. O zaman Vars yani değişkenlere gidiyoruz. Sağ taraftaki y değişkenlerine tıklıyoruz ve fonksiyona gidip önceden tanımladığımız y1'i seçiyoruz. İntegral değişkenimiz olan x'i girdik. Ve integral sınırlarımızı da girelim. Neydi? x eşittir 0'dan x eşittir 2'ye gidecektik. O zaman yazalım 0'dan 2'ye. Tamam, şimdi makinemiz hesaplasın bakalım. Ee, biraz zaman alabiliyor ama razıyız buna değil mi? Evet, bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Evet ama sakın bir yerlere ayrılmayın. Az sonra sonuç gelir ve evet geldi. Yaklaşık olarak 2,004'müş. Bunu hemen yazalım. Yaklaşık olarak 2,004. İşte bu kadar.